Hünkârım, payitahttaki kahvehanelerin ve tütün satan dükkanların tamamı kapatıldı. Ambarlarındaki mallarına da el konuldu. Tütün ve kahve tüccarlarının ticari izinleri feshedildi. Gelen gemileri limandan geri gönderiyoruz hünkârım. Âlâ. Kimseye iltimas geçilmeyecek. Makamı, mevkii ne olursa olsun. Şüphesi dahi kâfi. Emrime riayet etmeyen cezasını çeker. Merak buyurmayın hünkârım. Yasakların tatbik edilmesini bizzat temin ediyorum. Âlâ. Hünkârım. Cezaların caydırıcı olduğu muhakkak. Lakin sükuneti sağlamak için alınması icap eden tedbirler var. Neymiş onlar? Yangında ulemadan pek çok kıymetli zatı kaybettik. Devlette devamlılık esastır. Adaletin gecikmemesi için boşalan makamlara yeni isimler seçmek elzem. Şayet münasip görürseniz tayinleri derhal yapacağım. Tetkik edip kararımı daha sonra bildireceğim. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Tayini istenilen zatlar Ayzade Efendi'ye yakın, ona sevgi ve hürmeti olan zatlardır. Hatta birçoğu eski talebesidir. Görünen o ki Müftü Efendi makamını hırsları ve emelleri için kullanmaya başlamış. Çıkar kokusu. Ne zamandır seninle görüşemedik ya Yahya Efendi? Yasaklar hakkında sen ne düşünüyorsun? Adalet terazisinin kaç dirhem çektiği gözle görünmez hünkârım. Bazen gaddarlık gibi görünen şey merhametin ta kendisidir. Zira bir kişiye gösterilen merhamet bin kişiyi kana boğar. Doğru yolu gösteren tek pusula vardır. Vicdan. Mühim olan onun ne söylediği. Gel. Hünkârım, Anadolu Beylerbeyi Yadigar Paşa yollamışlar. Hünkârım, kötü bir şey mi var? Yadigar Paşa Anadolu'daki vaziyetle ilgili istihbarat yollamış. Bursa ve çevresinde yasaklarım tam tatbik edilmiyormuş. İznik Kadısı Gümüşzade Mehmet Efendi rüşvetle herkesi serbest bırakmış. Kim bu Gümüşzade Efendi biliyor musun? İyi bilirim hünkârım. Günah boynuna, vaktiyle rüşvet aldığına dair pek çok itham vardı. Lakin Ayzade Efendi bütün bunlara kulak tıkayıp mükafat verir gibi Gümüşzade'yi İznik Kadısı tayin etti.